Merhabalar herkese. Hak İhlalleri Karnesi'nden bugün erkek şiddeti üzerine bir tartışmamız olacak aslında. Bugün konuğum HDP İstanbul Milletvekili Filiz Hanım, Filiz Kerestecioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi son zamanlarda özellikle erkek şiddeti üzerine yargının verdiği kararlar çok tepki topluyor. Bu da tabii aslında yargıda bir erkek dayanışması olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Filiz Hanım'a tam da bu kararları, kadınları öldüren katillere verilen haksız tahrik indirimlerini, ihal indirimlerini konuşacağız. Öncelikle şöyle sorayım. Aslında bu yargıdaki erkek zihniyeti tabii ki de kısa vadede çözülecek bir şey değil. Ama bu kararlar çok fazla dikkat çekiyor özellikle son zamanda. Siz de bir avukatsınız ve aslında tam da bu konular üzerine uzun yıllardır ter dökmüş bir isimsiniz. Şimdi de artık sizi mecliste göreceğiz inşallah önümüzdeki dönemde. Atacağın adımları hep beraber izleyeceğiz. Şunu sormak istiyorum. Kısa vadede bu kararların önüne geçmek mümkün olmayabilir ama en azından önüne geçmek için hani bu zihniyeti biraz kırmak adına sizce ne yapılabilir? Yani bunun tek yolu mücadele aslında. Gerçekten erkek egemen zihniyeti değiştirmek. Çünkü o her yere yayılmış durumda. Yargıda bunun bir unsuru. Emniyet güçlerinde var, yargıda var, siyasette var, derneklerde var, sendikalarda var. Aslında her yere gerçekten yayılmış bir erkek egemen zihniyet var. Bu mücadele ne kadar fazla olursa ki... Kürtaj olayında mesela gördük, yani orada yasaklamalar getirmeye çalışıldığında kadınlar gerçekten ciddi bir kampanya yürüttüler, mücadele yürüttüler ve orada geri adım attırdılar. Bizim daha önceden de yine mücadele deneyimlerimiz var. Yani bu şöyle olacak bir şey değil, bir yasa değişikliği yapalım da yasa değişikliğiyle bu gerçekleşsin diye olacak bir şey değil. Gerçekten ben aslında... Türkiye'de o 2005'teki ceza kanunu değişikliği olsun, 2002'deki medeni kanun ya da şiddetle ilgili olan işte önce 4320 şimdi 6284 sayılı ailenin korunmasına dair ya da şiddetin önlenmesine dair kanun gibi kanunların olumlu gelişmeler ve kazanımlar olduğunu düşünüyorum bu mücadeleler sonunda. Ve en sonda buna nihai noktasını vuran aslında İstanbul Sözleşmesi. Yani İstanbul Sözleşmesi şiddeti önlemek konusunda çok ciddi bir küçük anayasa aslına bakarsanız, kadın mücadelesi açısından da diğer işte sivil toplum örgütlerinin mücadeleleri açısından da. O nedenle isteyen yargıç, isteyen yargı mensubu aslında bunları baz alarak işte anayasa 90. maddeye göre de zaten uluslararası sözleşmeler iç hukuk hükmünde, yani bunlar artık bizim yasalarımız, ayrımcılığın önlenmesine karşı sözleşme olsun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olsun, onlar gibi, İstanbul Sözleşmesi de böyle. Ve bunu baz alarak gerçekten daha özgürlükçü, daha ayrımcılığa karşı kararlar verebilirler. Buradaki önemli olan nokta zihniyet. Yani burada tek şunu sadece önerebilirim. Evet, haksız tahrik indiriminin gerçekten tamamen ortadan kalkması söz konusu olabilir. Burada bir net değişiklik yapılabilir. Yasayla beraber. Evet, yani burada hakikaten net bir değişiklik yapılıp ama orada da tabii genel olarak kanun açısından baktığınızda gerçekten insanların hani suç işleme, tahrik altında suç işleme gibi indirim, gerçek indirim sebebi olabilecek durumları da olabiliyor. Yani bir hukukçu olarak baktığımda da bu ne kadar bütün hukuk sistemi açısından uygun, onu ayrıca tartışmak gerekir. Ama kadınlar açısından baktığımızda gerçekten siz herhangi bir zanlı, şüpheli, sanık her neyse göremezsiniz zaten hakimin karşısında örneğin iyi hali olmayan, işte takım elbise, kravat gelmeyen, orada boynunu büküp durmayan. Şimdi iyi hal indirimi denen şey bu değildir gerçekten. Yani daha önceki sosyal hayatı, bundan sonra suç işlemesine dair bir kanaat oluşmaması, evet mahkemedeki hal ve tutumu, ama şu anda hakimler bütün kadın cinayet
şikayetlerinde ya da kadına yönelik şiddet olaylarında neredeyse ihlal indirim uyguluyorlar. Yani burada bir ölçü olması lazım. Oradaki işte ölçü bence erkek egemen zihniyet. Gerçekten aslında kendini belki karşısındakinin yerine koymak. Haksız tahrikte de çok çabuk tahrik olunduğu düşünülüyor. Yani her şey aslında kadını bir birey olarak, ayrı bir kimlik olarak görmemekten de kaynaklanıyor. Bir erkeğin yaptığında hiçbir şekilde aslında kadın bir cinayet işlese tahrik sayılmayacak şeyler, kadın yaptığında işte yok tayt giymiş, yok işte biraz endamlı yürümüş, yan bakmış, sola bakmış, sağa bakmış, sigarayı üfürmüş, içki içmiş, alkol almış vesaire gibi türlü çeşitli saçma sapan nedenler hakikaten o anda o erkeğin cinayeti işlemesi için tahrik nedeni olarak sayılabiliyor. Evet. İşte bu zihniyet gerçekten kanunda yazan bir şey değil. Peki aslında tam da bununla ilgili şöyle bir şey sorabiliriz. Sizce yani yasalar açısından bir açık olmadığı söylenebilir ama uygulamada sizin de söylediğiniz gibi sıkıntı var. Eski uygulama diye bir şey yok. Evet. Peki siyasi irade acaba bu uygulamada nasıl etkili olabilir? Rolü nedir? Şu anlamda söylüyorum. Çünkü özellikle AKP iktidarında son yıllarda hakikaten kadın düşmanı bir söylem üretildiğini görüyoruz. Bu nihayetinde yargı sistemi değil sadece yani hayatımızdaki her alanı etkiliyor ama yargı sisteminde bundan muaf olduğunu söyleyemeyiz. Kesinlikle. Siyasi iradenin ki tekrardan önümüzde bir 4 yıllık AKP'nin tek başına olduğu, iktidar olduğu bir dönemle karşı karşıyayız. Nasıl bir irade konulması gerekiyor ki ya da siz böyle bir irade konulacağı konusunda böyle bir beklentiniz var mı diye sorayım. Bu iradeyi yine aynı şekilde mecliste de kadınlar mücadele ederek koyabilir. Yani gerçekten oradaki bütün kadın milletvekillerinin bu kadın düşmanlığına son vermek için mücadele etmesi lazım. Yani bu ortak mücadeleyi bizim kurabilmemiz lazım. Elden geldiğince biz bir kadın grubu oluşturmuştuk mecliste. Ama biliyorsunuz parlamento çalıştırılmadı, tatil edildi. Türkiye'deki bütün kaos ve vahşi ortama rağmen. Ama şimdi gerçekten o şeyi, düşünceyi hayata geçirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ve bunun için sadece HDP'li olan kadın vekillerin değil, diğer partilerden kadın vekilleriyle de ortaklaşmamız lazım. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için. Çünkü bizler de kadınız. Bundan muaf değiliz. Vekil olmak hayatta kurtulmuş kadın olmayı tırnak içerisinde getiren bir şey değil. Hiçbir zaman böyle bir anlayışa sahip olmadık. Özellikle de ben feminist gelenekten gelen birisi olarak zaten bütün bu hiyerarşik şeylere tamamen karşıyım. Bunu hayata geçirebilmek için mücadele edersek hakikaten zorlu bir şey tabii. Kolay bir şey değil. Çünkü meclis de erkek egemen bir yapı ve o yapı içerisinde o baskın seslere karşı bu sesi gür kılabilmek yine mücadeleyle olacak olan bir şey. Yani bu kararlılıkla olabilir ve sokaktaki mücadeleyle omuz omuza yürüyerek olabilir. Yani bize başka kadınlar her zaman o omuz omuza mücadeleyle destek verirler. Biz de mecliste bunu elimizden geldiğince sağlamaya çalışırız. Yani en son örneği mesela biliyorsunuz işte başörtülü iki kadına kelepçe takılması konusunda. Evet, Manisa'da. Manisa Emniyet Müdürü görevden alındı ve kullanılan tabir şuydu. Toplumda olumlu imaja sahip olan her zaman başörtülü kadınlar. Şimdi bu kadını kadına böldürmektir aslında. Yani buna biz eskiden de rastladık. 438. maddeye karşı yürüyüş yaparken işte seks işçilerine tecavüz edilmesi halinde indirim getiren bir ceza kanunu maddesiydi. Bunun anayasaya eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylemiştik o zaman ve iffetli
iffetsiz ayrımına son diye yürümüştük. Şimdi aynı şey uzun zamandır yapılmaya çalışılıyor. Yani bunu gerçekten bir gözaltı olayında bile görüyoruz. Ben bir insan hakları savunucusu olarak kadın veya erkek aslında kimseye kelepçe takılmaması o koşullarda gerektiğini savunurum. Aynı şekilde başka arkadaşlarım da bunu savunması lazım başkalarına karşı bu yapıldığında. Yani burada da gene o olumlu imaja sahip ne demek? Yani kadın başka bir aslında ayrıma gidiyor. Tabii yani kesinlikle erkek bakış açısı, o zihniyet ve bir emniyet müdürünü dahi görevden alabiliyor bu zihniyet. Ama diğer tarafta işte başı açık bir kadın yerlerde sürüklenerek kollarından tutulup götürülürken onun hiç öyle imajı ne olduğu, ne yaptığı önemli değil. Takipçi kararı veriyor. Bir başka kadın evinin içerisinde ailesinin önünde Dilek Doğan vurulup öldürülüyor. Orada hiç kimse görevden alınmıyor ya da başka olaylarda ve burada gerçekten böyle bir şey kadınlar arasında da ayrımcılık yaratmaya çalışan bir şey. Bu zihniyete de bizim aslında omuz omuza karşı durmamız lazım. Yani bir şey varsa, hukuksuzluk varsa, bir insan hakkı ihlali varsa herkes için olmalı, hepimiz evet. için olmalı. Peki kadınlar olarak aslında merak ettiğimiz bir şey soralım. Bu Aile Bakanlığı'nın ismi konusuyla ilgili olarak aslında Kadın Bakanlığı isminin geri isteniliyor evet. ve bununla ilgili de bir evet. kampanyada oldu zaten. Evet. Sizce bu dönem böyle bir isim iadesi konusunda irade gösterilebilir mi? Göstermek lazım. O hepsi aslında birbiriyle bağlantılı olan şeyler. Çünkü o gerçekten erkek egemen ve muhafazakar zihniyet ve işte kadınlar üzerinde bedeni, kimliği, emeği üstünde tahakküm kurmaya çalışan zihniyet kadını ailenin içerisine hapsetmeye çalışıyor. Ve bu ailede çok tek tip ve statükocu bir yapı. Hı hı. Aslında gerçekten en fazla eleştirilmesi, sorgulanması gereken yapılardan biri Türkiye'de. Dolayısıyla da bu nedenle Aile Bakanlığı oluyor. Orada şiddete uğrayan da, tecavüze uğrayan da ya da emeği sömürülen de kadın, aile değil. Yani ailenin içerisinde en fazla şiddet görüyor zaten kadın. Siz hangi aileyi korumaya çalışıyorsunuz? Yani o şiddeti doğuran, aynı zamanda yaratan aileyi mi korumaya çalışıyorsunuz? Ama orada korumanız gereken kadınsa kadındır, çocuksa çocuktur. Ki bunun içinde yasal düzenlemeler yeterince var. Gerçekten çocuklar hiçbirimizin malı değil, sahibi değiliz ve kendi özgür iradeleri var, hakları var. Aynı şekilde tabii ki bunun içinde bu zihniyete karşı uğraşmak gerekiyor. Yani bunlar kolay değişecek şeyler değil. Zaten yıllardır yürüttüğümüz mücadele aslında bu yönde bir mücadele. Bundan sonrasında da buna devam etmemiz gerekiyor. Bir de kadın istihdamı ile ilgili. Çünkü aslında erkek şiddeti diyoruz yani yargı kararlarının her zaman hani kamuoyunda çok daha fazla ses getiriyor. Çünkü birazcık da anlık bir tepkiler oluyor aslında. Ya da mesela Özgecan Aslan öldürüldükten sonra o verilen tepki, ondan sonra öldürülen kadınlarda aynı şekilde ses çok yüksek çıkamıyor. Ama bütün konular en nihayetinde birbirine ilintili. Şuraya gelmek istiyorum. Kadın istihdamı da aslında erkek şiddetiyle birebir iki alakalı konu. Ve yine son zamanlarda kadının sizin de tam söylediğiniz gibi eve hapsedildiğini ve aile içinde konumlandığını evet görüyoruz. Evet. Mesela bununla ilgili olarak İstihdam açısından gerçekten çok düşük bir seviye seyrediyor şu anda. Mecliste önereceğiniz belli başlı şeyler olacak mı acaba? Konular ya da öneriler olacak mı? Tabii yani orada hakikaten esnek çalışma, işte yarı zamanlı çalışma vesaire gibi ya da evdeki bakım hizmetlerinin aslında onun doğru düz bir karşılığı olmadan çalışma olarak sayılması, istihdamdan sayılması, işsizlikten görülmemesi. Bir de tabii bütün aslında o emeğin kadının üzerine yıkılması. Yani bizim yapmamız gereken şey bütün bunların toplumsallaştırılmasına en fazla çalışmak. Çünkü evdeki işte hasta bakımı da, yaşlı bakımı da, çocuk bakımı da aslında kadın işi değil.
Yani bu gerçekten ya iş bölümünün doğru düz organize edilmesi gereken bir şey ya da toplumsallaşması gereken bir durum. Şimdi oraya hapsedilen bir anlayışın dışına çıkılması için, evet, özgürlük için aynı zamanda zaten bu da bir özgürleşmedir. Ve eşit işe eşit ücret için, kadın emeğinin yok sayılmaması için tabii ki aynı zamanda bunun için de bir mücadele kesinlikle yürüteceğiz. Yani çünkü emek de bizim en önemli alanlarımızdan bir tanesi, hı hı, kadınlar açısından baktığımızda. Evet, yine erkek şiddeti konuşurken siz de aslında feminist mücadelenin zaten uzun zamandır içindesiniz ve haliyle sivil toplumla da onun da bir parçasısınız. Evet. Bundan sonraki dönemde artık sizi vekil olarak görüyoruz ama sizce özellikle bu kadına yönelik şiddet konusunda ki çünkü bunun da eksik kaldığını düşünüyorum. Sivil toplumla bir şekilde bu zaman kadar hükümet çok sıcak ilişkiler kurmadı ya da hani önerileri çok kale almadı ya da kendi sivil toplumunu yaratmaya başladı. Kadem bunun evet, sadece bir örneği. Evet. Tabii çok suni şeyler ve bir şekilde o yüzden de meyve vermiyor diyelim. Yani vermesi hiç mümkün değil çünkü kadın hareketi ve mücadelesi uzun zamana yayılacak bir şey. Sivil toplumla hükümetin bundan sonraki dönemde ya da işte meclisin işbirliği açısından da hani böyle bir bilmiyorum hani model önerilebilir ya da sizin böyle bir HDP olarak ya da sadece sizin, hı hı, ya da işte meclisteki kadın vekillerin teşviki konusunda nasıl bir yol izlenebilir sizce? İşte o dediğim aslında kadın grubu hakikaten ciddi bir faaliyet gösterebilir. Bunun dışında da ya şöyle bir eksikliğimiz var. Yani biz takım tutmuyoruz. Yani bugün siz iktidarda olabilirsiniz ya da bir kurumun başında olabilirsiniz ama başka bir gün başkası olur. Önemli olan orada yapılan iyi şeylerin gerçekten göz önüne alınıp da kurumsallaşması. Bazen aynı benzer zihniyette olan insanlar bile buna izin vermeyebiliyor. Yani ki gerçekten arada zihniyet açısından çok ciddi mesafeler olan alanlar da olabilir. Ama şimdi en azından insanların yaşam hakkı açısından baktığımızda bu çok ortaklaşılabilecek bir şeydir. Yani belki aile kurumunun sorgulanması ve o yapısallık açısından baktığınızda çok uzlaşamayabilirsiniz. Ama gerçekten yaşam hakkı açısından baktığınızda, taciz açısından baktığınızda, işte tecavüz açısından baktığınızda kadınların çok ortaklaşması lazım. Bu konuda deneyimi olan örgütler var. Şimdi ben Mor Çatı'nın kurucularından biriyim. Yani ta biz kalkmışız 87'de Daya Karşı kampanyaya yapıp ondan sonra 90'larda Mor Çatı'yı kurmuşuz. Türkiye'nin ilk bağımsız sığınağını açmışız. Şu güne kadar da başkası yok zaten. Yani şimdi burada kabul edilmeyen nedir? Yani gerçekten burada insan bir takımı tutarken bile kendisine bir takım reel gerekçeler üretir. Yani vardır, hadi babadan kalmıştır, anneden geçmiştir vesairedir ya da renkleri çok güzeldir falan gibi. Burada işte bizdeki o bodoslama karşı çıkış zihniyetini biraz deşmek ve hakikaten sarsmak gerekiyor. Bodoslama yani, karşı çıkış mı yoksa acaba... Yani çok da hani böyle ne yaptıklarını bilmiyorlar gibi davrandıklarını ben düşünmüyorum sonuç olarak kadın. Tabii ki ama şey de var, tarafgirlik de var. Yani ne yaptıklarını biliyorlar da ne yaptıklarını bilirken yani bir şeye de aynı zamanda insanın hakikaten ön yargılarını azıcık da kenara koyabilmesi lazım. Şimdi ben hiçbir zaman hayatımda örneğin başörtülü bir kadın olmadım. Yani bu şekilde dinle öyle bir alaka kurmadım ama her zaman ben başörtülü kadınların türban yasağına o dönemde karşı çıktım ve gerçekten bunun özgürlükleri ihlal eden bir şey olduğunu savundum. Şimdi burada ne vardı? Yani o anlayışta değilim diye şey mi yapmam gerekiyordu? Hayır, onlar da girmesinler okullara, çalışmasınlar orada, şunu yapmasınlar mı demem gerekiyordu? Yani orada bir kadın dayanışması sergiledik biz feminist kadınlar olarak.
Yani bunu yapabilmek lazım. Biz hayatlarımızı kaybediyoruz. Şimdi geçen gün üniversiteye mesela gittim. İstanbul Üniversitesi'nde tacizle ilgili bir toplantı vardı ki bu da çok önemli sorunlardan biri. Özellikle genç kadınların yaşadığı, akademisyenler taciz ediyorlar zaman zaman, öğrenciler taciz ediyorlar ya da güvenlik görevlileri taciz edebiliyorlar. Mesela kadınlar burada ciddi bir dayanışma ağı kurmaya çalışıyorlar. Aslında üniversiteler arası gerçekten böyle bir ağı gerçekleştirmeleri lazım. Dayanışmaları lazım ki güçlü durabilsinler. Orada farklı kesimlerden kadınlar vardı karşımda, benim genç kadınlar, ve hakikaten ortaklaştığımız bir sorun bu. Hani ben daha yaşını almış bir kadın olabilirim ama benim de tacize uğramamam diye bir şey söz konusu değil. Onların da değil. Ve burada ortaklaşıyoruz. Buna çözümlerde de ortaklaşabiliriz. Ya da en azından bazı asgari noktalar bulabiliriz. Yani bunları zorlamak gerektiğini düşünüyorum. Ben kadınların bunu daha fazla zaten becerebileceğine inanıyorum. Ben zaten Türkiye'ye barış da gelirse kadınlarla geleceğini düşünüyorum. Yani genç neslin biraz daha zihninin ve aklının farklı çalıştığını, daha ön yargısız olduğunu, o bizdeki hani torbalarımızdaki yargılar, biriktirdiklerimiz onlarda yok. İşte iyi bir şey bu olmaması. Bir yandan da gençler böyle ve kadınlar daha fazla böyle diye düşünüyorum. Yani bugün o Silvan'da yaşanan acılara da, Türkiye'de barış konusunda yapılacak adımlara da gerçekten yine kadınlar el verecek en fazla. Ben umutluyum kadınlarda. Çok teşekkürler, çok ben sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Hak İhlalleri Karnesi'nden bugünlük bu kadar. Erkek şiddetini konuştuk. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.